konuşabilmek bir hediye. Birine hissettiklerini anlatabilmek mucize gibi bir şey. Yoksa insan yapayalnız kalıyor böyle benim gibi. Beni dinlemesen. Böyle kasap camından ciğere bakan kedi gibi bakıyorsun içeri. Ne diyorsun İpek ya? Bir şey soracağım. Öleyim mi, böleyim mi diye şey yapıyorum. İlla bana çözdüreceğim. Ne oldu ya? Yok ya. Ne doğurması? Yüzüm yok. Yüzüm mü yok? Evet. Ya kızım ya, kalbime indirecekti. Ne yapıyorsun ya? Evet. Yüzüğü yokmuş. Allah'ım, yerde de çıkarmadık ki. Evden atarken mi oldu acaba? Ya dur, neye eğiliyorsun ya? Dikkat et ya. Bırak şimdi, çöpü mü karıştıracaksın, evet. Nazlı? Aman ne olur burada olsun ya. Ne olur burada olsun. Tamam, ben sana yenisini alırım kanka. Ya gülme de, bir şey yap. Yüzüğüm yok diyorum ya. Ya ne yapayım Yazlı ya? Kaybetmişsin yüzüğü, bir şey yap diyorsun. Ne yapayım ya? Ne yapayım? Bir şey yapayım. Tamam, bir şey yapacağım. Kalk sen yerden. Yapıyorum. Arkadaşlar şimdi şey yapalım. Hastanenin bütün kapılarını kapatıyoruz, tamam mı? Girişler, çıkışlar tutulsun. Ameliyathaneler, tuvaletler, odalar, neresi varsa altına üstüne getirilsin. Her yere bakılsın. Hocamızın yüzüğü kaybolmuş ya. Bir şey yapmamız lazım. Hocam. Hocam kalbime iniyorsun hocam. Sen ne yapıyorsun ya? Çok kötüsün oğlum. Yemin ediyorum çok kötüsün. Tamam, kötüyüm ama sen daha kötüsün. Sen benim nasıl yüzüğümü kaybedersin? Bak benim yüzüğüme. Biz de eldiven takıyoruz ama kaybetmiyoruz. Ben tam da şey... Tam da ben Nazlı'ya ameliyatı yapacağımızı söylüyorum. Aa, süper. Yani hayırlısı. İşte, kısmet. Kısmet. Tamam. Şey, yarın görüşürüz. Görüşeceğiz. Saçma diyorsun ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.